Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de uzun zamandır yapmıyorduk. Bugün sizlerin FIFA Mobile 18'de kadrolarınızı yorumlayacağım. Bakalım kadrolarınız ne hale gelmiş. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Kadronuzun en iyi halini atın diye bir Facebook grubuna bir şey yollamıştım ve atmışsınız arkadaşlar. Gerçekten gayet muhteşem kadrolar var yani. Umarım siz de yorumladığım kadroları beğenirsiniz. Yani kadro yorumlama şeklimi beğenirsiniz. Uzun zamandır yapmıyordum. Ben de özlemiştim arkadaşlar. Daha fazlası için çok güzel bir like patlaması. Ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kanalda çok harika FIFA Mobile videoları geliyor. Ayrıca de ileride çok değişik böyle içeriklerle geleceğiz arkadaşlar. Ama ileride şu andan abone olun. Ve FIFA Mobile seviyorsanız, Mobile oyun seviyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım nasıl kadrolar göreceğiz. Göreceğiz arkadaşlar ve bu videoda hedefimde 3000 beğen olsun. Bakalım geçebileceğiz mi? Bence geçeriz ya. Kadro yorumlamayı seviyorsunuz. Herkesten bir like bekliyorum. Hemen arkadaşlar ilk kadromuzda o zaman başlayalım. Mevlüt Yeltekin göndermiş. Kadrobu abi öneri verir misin? Ve 10 üzerinden kaç demiş. Kadrobu öneri verir misin demiş. Öneri olarak şu anda güzel kadronu zaten. Hani önerilecek bir şey yok. Cristiano Ronaldo işine yaramıyorsa bak sevmiyorsan çıkar Neymar falan almaya çalış. Hani o kartı çünkü kimse beğenmiyor. Muhtemelen sen de çok beğenmiyorsundur. 4 milyon 200 bin de hazır coins'in var. Sol kanatını değiştirebilirsin diye bir öneri vereyim sana kardeşim. Hatta Ronaldo'nun normal 90'lık kartını bile alsan daha mantıklı bence. Yani dediğim gibi bu şekilde bir şey yapabilirsin. 10 üzerinden de 101 genlik güzel bir takımım var. Şu an kaçken göreceğiz maksimum bilmiyorum. O yüzden çok yüksek veremeyeceğim ama 8 vereyim hadi. Yani yine yüksek verdim aslında. Hemen aşağı inelim. Önerim var mı? Coins kasarım demiş. Ha, öneri ver, coins kasarım demiş. Yani bir tane oyuncu öner demiş bana. Bakalım abi. Güzel kadrom var ama mesela şeyden mücadelelerden Sergio Ramos almaya çalış, Buffon'u almaya çalış. Bu şekilde kadron daha da gelişecektir. Mücadelelerde kas bence. Coins'in zaten yeteri kadar çok fazla değil. O coins'leri de coins'ini kassan bir şey alırsın. Bu arada Ali'yi niye kullanmıyorsun bilmiyorum. Ali'nin düşük mü kaldı onu da bir merak ettim ama. Genel olarak kadronda sıkıntı yok. Oyuna çok yakın değil ama yakın bir zamanda başlamışsın gibi geldi beceri boostlarından dolayı. Yavaş yavaş öğreniyorsun gibi. Bakalım neler olacak. Bu arada 30 seviyesin. Güzel. Ya az oynuyorsun ya da yavaş yavaş öğreniyorsun. Çünkü takımın full tots dolu olduğuna göre hani bayağı hep yeni oyunculardan kurulu. Neyse hadi bakalım arkadaşlar devam edelim. Evet burada Marco Reus'u atmış. Gerçekten mükemmel ama ben Keita'yı isteyip Keita'yı çıkarmam bence daha mükemmeldi. O videoda i butonunda vardır unutmadıysam koymuşumdur. Şu anda hatta çıkıyordur. Ona da gidebilirsiniz ama unuttuysam da kusura bakmayın arkadaşlar. Abi Karovu stopere toz piçe gelecek. Öneri verir misin? Tatar Uşan'ın yerine Buffon ve 10 üzerinden kaç videoya selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Tatar Uşan'ın yerine Buffon'un gelmesi gayet güzel olacak ama stopere de toz piçe gelecekmiş. Onu söyleyecektim ben. Stopere değiştir ama onu söylemiş zaten. Dani Ceballos yerine daha iyi bir oyuncu alabilirsin. O çok düşük kalmış orada çünkü. Beğendiğim bir Meo, Kante olur falan birileri olur yani alabilirsin. Ucuz düşünme. MO önemli. O yüzden en iyi almak istediğini alabilirsin. Dizilişinde gayet güzel. Sıkıntı yok. Ama stoperin kesinlikle doğru söylüyorsun. Değiştirmelisin kardeşim. Evet arkadaşlar bu arada şu anda şurada efsane bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız yani ekranın bir yerinde görüyorsunuzdur. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen aşağıya bazı yorumlara da bu videoda bayağı bir kalp koymayı düşünüyorum. En az 20 yoruma kalp koyacağım. Hani bayağı yorum atın. Kalp koyacağım abi. Birazcık sonra koyacağım. Hatta videoyu geç izliyorsanız bile atın. Hepinize kalp koymaya çalışacağım. Erkenden de koyarım geçti. Bu videoyu unutmayacağım abi. Ben bu videodaki yorumlara bayağı kalp koymayı düşünüyorum. Evet. Şöyle yapalım. Muhammed Alperen Demir. Aslında 99 oldum. Bu eski foto yenisini bulamadım. Videoya selam. Not Ronaldo'ya gizemli maçların geldi. Kardeşim bir şey merak ediyorum. Komik geldi. Neden? Çünkü 99 oldum bu eski foto yenisini bulamadım demişsin de şu anda hesabına girsen SS alsan zaten hani yenisini bulacak bir durum yok. Ronaldo'yu baya mükemmel çıkarmışsın ama zaten kadronu şu anda en yüksek yerinde kullanmıyorsun. Ronaldo'yu kullanmak için kadronu düşük kullanıyorsun gibi geldi şu anda bana. Ronaldo'yu yükseltmene bak ya da oraya Ali'ni koy. Büyük bir ihtimalle orada Ali var normalde. Evet Ronaldo'lu olmasını istemişsin galiba. Güzel olmuş. Güzel kadron var. Quaresma falan harika duruyor. 10 üzerinden kaç diye sormamışsın ama ben vereyim. 10 üzerinden 6 veriyorum bu kadroya. 7 de olabilir. Ronaldinho'lu çünkü ikonlu gayet güzel duruyor. Hadi bakalım arkadaşlar aşağı inelim. Davut Tagiev, Lemar, uff, Boateng, Meo falan gayet mükemmel abi. Ben Meo'ların yüzü geçmesine gerçekten hayran oluyorum. Çok güzel duruyorlar. Cengiz Ünder ben beğenmiyorum. Yani Türk gücü serisinde kullanıyorum biliyorsun ama beğenmiyorum. Gerçekten kötü olduğunu düşünüyorum. Sen beğeniyorsan tabii ki kullan.
Santraforların güzel. Zaten Collins'in çok az olduğu için çok fazla bir öneri yapamayacağım ama 10 üzerinden 8 verebilirim bu kadroya. Dizilişim falan bir değişik ama muhteşem duruyor. Santraforların biraz düşük kalmış. Gnabry iyi olabilir ama Long o kadar beklediğini veremiyor olabilir sana. Öyle düşünüyorum. Yani geçen sene Long'u kullanmıştım, beğenmemiştim ama bu sene daha farklı olabilir tabii ki. Her neyse yani yine de fena değil kadrom. Güzel kadrom var. Hemen bir sonraki kadromuza geçelim. Abi forvete Team of the Season Griezmann gelecek. Çok güzel olur. Bir de 10 üzerinden kaç demiş. 105 genlik Alli'nin falan var. Gayet güzel duruyor. Fena durmuyor. Coutinho'yu falan sevdiğim oyuncular. Coutinho'yu yükseltebilirsin hatta. Bak mutlu olurum. Coutinho'yu yükseltmeni öneriyorum. Forvete Tosz Griezmann gelirse de güzel olur. Kadronun yüzgene çok az kalmış. Bakalım ben mi daha önce yüzgen olacağım? Sen mi? Göreceğiz bakalım. Hadi yarışalım kardeşim. Ve forvete Tosz Griezmann gelirse de daha da güzel olur. Sarı da Griezmann'a basarsın belki. Ve Griezmann da bayağı bir yükselir. Yüzgene belki yaklaşabilirsin. Muhammed Atsız takımın son hali diye bir gönderi atmış. Neymar, Suarez, Callejon, Ferran gayet güzel. 96 gen. Fena değil. Kadro mor oyunculardan oluşuyor. Ve mavi, mor mavi karışık olan oyunculardan. Suarez de o şekilde. Alessandri de o şekilde. Hani genelde o etkinlikleri seviyorsun galiba. Güzel bir kadron var. 10 üzerinden değer ver, vermemi yazmamışsın ama ben yine de sana söyleyeyim. 10 üzerinden 6 veriyorum kardeşim. Onur Güler her türlü öneri olur. Quaresma hariç demiş. Zaten Quaresma'yı önermem. Cengiz Ünder 104 gen olmuş. Bu arada kadro mükemmel ya. Ben niye bu kadroyu böyle şey yaptım? Kadro gayet güzel. Quaresma üf. Ha Quaresma'yı değiştirmek hariç öneri istemiyorsun. Abi Quaresma zaten hani Saur Tsai'ye önermemi düşünüyorsun sandım. Bu Quaresma'nın 88'lik kartını alıp 96'ya kadar yükseltmiş. Yani Quaresma'nın 88'lik kartını alıp 6 gen boost, yok 8 gen falan bir boost basmış. Mükemmel duruyor ya. Cristiano Ronaldo potum falan hesabın gayet güzel. 103 gen falan ama hani 103 genden daha güzel bir hesabın olduğunu söylemek istedim şu anda. Mükemmel bir hesabım var. Kaka falan 106 gen. Kaka'yı beğeniyor musun? Bu arada yorumlara denk gelirsen belki görürüm. Kaka'yı beğeniyor musun? Yorumlara yaz. Ben anlattığın kişiydim. Kaka'yı beğeniyorum tarzında. Güzel abi. Her türlü öneri istiyor musun? Ronaldo'yu zaten değiştirme. Cengiz Ünder'i bilmiyorum abi. Beğenmiyorsan değiştir. 104'ken nasıl bilmiyorum ama ben Cengiz Ünder'i gerçekten çok beğenemedim oyunda. Beğenmiyorsan değiştirebilirsin. Ramos'u biraz daha yükseltmeye çalışabilirsin. Zaten yüksek ama daha da yükseltebilirsin. Buffon'u da yükseltebilirsin. Kalecinin orada en düşük kalan oyuncu ne olmuş? Kalecini de yükseltmeye çalış. Hemen diğer kadroya geçelim. Bütçe yok. Öneri fazla kaçmasın demiş. Benim tarzımda yani. Ali'nin 107 gen senin de. Buffon'un falan var. Benim kadroma çok aşırı benzemiyor ama birazcık benziyor. Güzel bir kadrom var aslında. Fena değil. Dizilişi falan da benle aynı değil zaten ama gayet güzel. Yüzgenlik kadrom var. Öneri veremeyeceğim. Zaten 136 bin coins'im var. Ben 10 üzerinden değer vereyim. 10 üzerinden 8 verelim. Abi sol bek Jordi Alba gelecek öneri verir misin? Seviliyorsun. Bakalım. Jordi Alba hariç. Abi Kante mükemmel zaten. Kante yerine öneri versem veremem. Petit'i de çok beğeniyorum. James Rodriguez de beğendiğim bir oyuncu. Acosta, Messi, Lens. Evet, Acosta ile Lens zaten etkinlikten alındığı için hani değiştirmeni önermiyorum. Zarar edersin boş boşuna. Messi zaten ben hiç oynamadım ama oynamak çok istiyorum. O yüzden onu da beğenmediğimi söyleyemem asla. Mükemmel kadrom var. 99'da genim var zaten. Sadece Ramos'u biraz daha yükselt. Kante'yi çok bas abi. Kante'ye yüklen ya. Vallahi Kante mükemmel bir oyuncu. Çok seviyorum. Kante ile Naby Keita'yı FIFA Mobile'de. Kante'yi gerçek hayatta da aşırı derecede seviyorum. Çok seviyorum ya Kante ile. Naby Keita'yı neden bilmiyorum. Aşırı seviyorum ya. Mert Altun. Musa'nın değişik bir kartı var orada. Pirlo 104'ken falan güzel bir kadrom var aslında. Oyunu uzun zamandır oynuyorsun ama çok fazla yatırım yapmamışsın diyecektim ki 9 milyon 110 bin coins'in var. Güzel bir kadron var aslında. İkonlardan kuruldu neredeyse. Deko'yu biraz daha geliştir veya niye Alli'nin düşük senin bilmiyorum. Alli'nin 107 gen falan yapıp şu anda kadronu 101 gen yapabilirdin. Bak benim Alli'm mesela 107 gen. Hani en azından şu anda Alli'nin senin 105 gen bile olabilir yani. Çok rahat 105 gen olurdu. Hani bayağı rahat olurdu. Boşu boşuna yapmamışsın. Deko'dan da memnun olabilirsin ama kadronun geni de önemli biliyorsun. O yüzden Ali'nin yükseltmeni önerirdim. Oradaki Onyekuru'yu da değiştirip mükemmel bir oyuncu alırsan senin kadron 102-103'ken bile olabilir. Gayet güzel bir kadron var. Tebrik ediyorum. Güzel kadron. Furkan Yalmancı öneri yapar mısın abi demiş. 95'genlik bir kadrosu var. Ramos, Sané, Naldo falan var. Güzel bir kadron var. Öneri olarak da Ronaldo'yu değiştirebilirsin. Kullanmayabilirsin. Ben zaten Ronaldo'yu kullanmıyorum. Sana da kullanmamanı öneriyorum kardeşim. Quaresma, Onyekuru falan beğeniyorsan kullanabilirsin. Ama beğenmediğin oyuncuyu değiştir abi ve para eden ama bir oyuncuyu değiştirebilirsin. Mesela Sané'yi beğeniyor. Yani Sané iyi duruyor aslında orada fena değil.
Oyuncularını yükseltmeye bas. Ali liglerde geliştir yani. Liglerinde kas birazcık. Böyle güzel olur. Berat Ağlı öneri abi demiş. Lukaku, Royce, Suarez falan güzel bir kadron var. 98 yani de güzel bir kadron var dediğim gibi. 10 üzerinden de kaç verelim abi? Düşündüm. 10 üzerinden 6 veriyorum bu kadroya ve gayet de güzel bir kadron var. Arkadaşlar bayağıdır yorumluyorum kadroları. Bakalım kaç dakika olmuş. Evet arkadaşlar tam 10 dakika 56 saniye falan olmuş. Hani bayağı. Zaten böyle 10-15 dakika yorumlayacağım. O yüzden şimdi 10 dakika yorumladım. Şimdi bütün kadroları göstermeye çalışacağım. Hani bayağı bir. Bütün kadroları zaten gösteremem. Çok fazla yorum var. Bayağı bir göstereceğim ve efsane kadrolarda duracağım. Çok dikkatimi çeken düşük kadrolarda da durabilirim. Ama 100 yeni geçen değil de 102 yeni geçen bütün kadrolarda durmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada bu sırada siz de like atabilirsiniz. Kendi kadronuz geçtiyse. Evet, 103'genlik güzel bir kadro var. Gnabry, Lens, Ronaldo, Sanchez falan gayet güzel. 8'genlik boostları var. Hakan Çalhanoğlu, ülkemizin gururu. Güzel duruyor. Ya şimdi bu arada o Çalhanoğlu'nun normal kart olduğu için böyle duruyor. Gayet güzel duruyor bence. Ya ben beğendim. Gayet beğendim. Güzel. Muhteşem. Devam edelim. 103'gen. 94, 97, 100'gen. Güzel bir kadro tekrardan. Duralım kısa bir süreliğine. 104'gen. Abi kadronu nasıl öneri verir misin demiş. Uf, 106'gen Messi, 106'gen Ronaldo. Keşke şu Ronaldo'nun farklı bir kartı olsa var ya içim rahatlayacaktı. Neden bilmiyorum. Dele Alli'nin toz kartını kullanıyorsun. Kesinlikle çok daha iyidir. Yani çok çok daha iyidir. Öyle düşünüyorum. Hatta çok 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 daha iyidir. Roberto Carlos var. 105 kel abi mükemmel ya. Kardeşim baya güzel karron var ya. Vallahi çok güzel karron var. Öneri istemişsin. Öneri de aklıma şu anda gelmiyor ama mükemmel bir karron var. 97, 94, 96 yani bu arada kameranın önünde sinek uçuyor. Umarım çok dikkatinizi bozmamıştır. Umarım görünmemiştir. 90 yani 102 yani duracağım demiştin. 7 milyonluk öneri demiş. Bir de 10 üzerinden kaç? Cristiano Ronaldo yerine Neymar al. 10 üzerinden 9. Seyit Hasanzade. 100 yani 100 gen öneri Kore abi. Videoyu selamlar. Aleyküm selam. Bu arada videoyu selam veren herkese aleyküm selam diyorum. Bu kadroda fena değil. 2 tane siyah top falan var. Güzel kadron var. 95 gen, 94 gen, 101 gen. 96, 108. Öf, öf, öf. Sen bana söyle ne yapacağımı. Niye ben sana söyleyeyim ki kardeşim? Allah Allah. Adam bana ne yapayım sence diye yazı yazmış. Bu adam bana niye ne yapayım sence diye yazı yazdı acaba. Gerçekten şu anda çok merak ettim. Mükemmel bir kadron var. Bütün boostların 10 gen olmasına rağmen 108 gen kadron var. Oyuna para yatırdığını düşünüyorum. Yatırmamış da olabilirsin ama gayet güzel. Bale'a yatırım yap abi. Busquets'e rank basacağım demiş. Busquets'e basacağına Bale'a bassana. 103 gen kalmış orada düşük ama Busquets'e de basabilirsin. Tabii sana kalmış. Honda falan değil mi? Kötü durmuyor. Güzel duruyor. 95 gen, 94 gen, 101 gen, 99 gen. Öf. 115 gen ne abi? Bizim takipçilerimize bak. Bizim, bir de bizim kadroya bak. Aslında ben yememiş olsaydım belki benim de yüksek kadrom olurdu ama hani 115 gen de baya bir fazla geldi. Şaşırdım yani. Şu kadronun güzelliğine bak abi. 115 gen takım ben bunu yeni sekmede açarım ya. İsteyelim fotoğrafını kadronun tam da koyarız. Güzel bir kadron var. Gerçekten 115'ken mükemmel ya. 115'ken ne abi? Bir anda çıktı. 101'ken gördük vardı. 103'ken Sabri Bozdemir. Güzel bir kadron var. Evet. Keşke daha erken atsaydınız kadrolarınızı. Sizin de yorumlasaydım. Yani gerçekten hepinizi yorumlamak isterdim ama şampiyon atmış bu arada. Tebrik ediyoruz tekrardan Galatasaray'a. 97'ken, 94'ken, 101'ken geliyor. 99'genlik bir kadrolar var. 102'ken güzel bir kadro. 98, 100'ken. Fena değil abi. Kadrolar gayet güzel. 107'ken Ahmet Can Kaygısız'dan mükemmel bir karo geldi. Giuliano Lens falan Türkiye'den oyuncular da kullanmış. Son falan gayet güzel duruyor. Fena durmuyor. Giuliano'yu bu sezon bayağı kullanıyor olabilirsin. Ben de karşı atak hiç oynamıyorum bu sezon. Keşke oynasaydım ya. Harbi ben niye karşı atak oynamadım abi? Turnuva ödülleri mükemmel oldukça ben karşı atak oynamıyorum. Neden oynamıyorum bilmiyorum. Mükemmel bir karom var. 10 üzerinden sana 10 veriyorum. Diğer 115 kendi karoyu 10 üzerinden 20 veriyorum bu arada. Gerçekten mükemmel bir karosu var. Hani bayağı bir para yatırmış. O parayı da emeklerle kazanıyor sonuç olarak. Yani emek var o hesapta da. Güzel abi. Mükemmel. 95 genlik kadrolar. 100 genlik bir kadro. 99 gen. 92 gen. 82. 102. Güzel. 102'lerde duracağım demiştim ama gerçekten herkesinkini göstermek istiyorum. Hatta biraz daha hızlı bile inebiliriz. Şöyle yapayım. 103 genlik güzel bir kadro var bu arada. Güzel abi. 103 genlik bu kadroyu da beğendim. Duralım istedim. Durmak istedim yani. Evet. Devam edelim. Daha hızlı iniyorum birazcık arkadaşlar. Duracağım 103'ken gördüm. Hatta 102'yi de göstereyim. Bu şekilde 102'yenlik bir karosu var. Tahsin Can ilerinin ve 103'yenlik de Musa Eke'nin karosu var. Rodrigo falan kullanmış. Kameranın üstünde dolaşması gerçekten her şey daha güzel olacak ama oha 110'yen. Yuh lan dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. O 110'yenlik takımı alalım. Şunu da geçelim. Videoya selam demiş. Aleyküm selam. Başka bir şey çok istememiş.
Biz de bir öneri falan yapmayalım ama Ramos'u yükselt ya. Ramos orada düşük kalmış. Ramos'u 110 gene yükseltsen. Umarım yükseltirsin. Yalan o, onun kadrosu değil demiş. O zaman bunu yeni sekmede açmayalım. Neden bu kadar çabuk inandım bilmiyorum ama bana da inandırıcı geldi ya, bilmiyorum. 94 yani hani videoya selam demiş. Şöyle havalı tavırlar sergilemiş ya, o yüzden herhalde. 99, 91, 102. 100 yani güzel kadrolar görüyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 98, 97 gayet muhteşem. 95, 98. Ama arkadaşlar gerisini de gösteremeyeceğim. Atan herkese teşekkür ediyorum ama kusura bakmasınlar. 103 yenlik, 100 yenlik. Umarım hepinizin kadrosu buralarda gözükebiliyordur. Kardeşlerim 108 yenlik Erenlerin bir kadrosu var. Bu muhtemelen onun kadrosudur. Bunu da ondan isteriz. Tam değil için bari yalnızca fotoğrafını yaklaştırdım ama gerçekten oyunu gerçekten kaliteli oynayan insanlarsınız. Tebrik ediyorum. Mehmet Egeci'si falan var. Hani Türkiye'den oyuncu falan var, iki tane. Lens ve Mehmet Egeci. Muhteşem kadron var. Senin de kadronu çok beğendim. Evet, 103'ken bir tane daha kadro gördüğüm zaman artık duracağım derken, 103'ken üstü yani. Elvin, Mustafa, Sade'de duruyoruz. Harry Kane, Dele Alli'li muhteşem bir kadrosu var ama oyuncuların reytinglerini birbirine daha çok yaklaştır. Yani 109 genli var, 107 genli var ama 101 genli, 100 genli de var. O düşük olanları yavaştan yükseltmeye başladı. Zaten sen de bunu düşünüyorsundur. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik o zaman. Yorumlayamadıklarım kesinlikle kusura bakmasın. Gerçekten özür diliyorum onlardan ama hani bayağı uzun oldu zaten video. Daha da ne kadar uzatabilirdim bilmiyorum. Şuradan kanala abone olup, bir dakika ben şey açayım da. Şuradan kanala abone olup, bu arada saçım bayağı kötü. Şuradan da güzel bir videoya gidebilirsiniz abi. Ben buraya güzel bir video bıraktım. Siz gerçekten hani inanın bana ve gidin. Şuraya güzel, çok güzel bir video bıraktım. Hoşçakalın arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.